Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi duşumu aldım. Çiçeklerle uğraştıktan sonra cicili elbiselerimi giydim. Şu çamaşır suyu yapıyorum. Ona arkadaşlar dikkat edeyim ben bunu. Bütün kıyafetlerime çamaşır suyu yaptım. Onun için yapmayayım. Bir tane şey var arkadaşlar. Maktulem neydi? O öyle bir pilav yapacağım. Etini pişirdim. Turunum gelecek. Mercimek çorbasını sever. O mercimek çorbası yapacağım. Yemeklerden de yer yine. Ondan sonra arkadaşlar dünden kalan patlıcan karnı yarık yapmıştım ben. Şu bir tane yarım patlıcan kalmıştı. Onu şey yapacağım. Şunu da doğrayacağım içine. Hemen air fry'da halledeceğim arkadaşlar. Şöyle air fry koyacağım. Onun içine böyle yapıp vereceğim arkadaşlar hızlıca. Çünkü yoğurdu da yapacağım bir taraftan. Şimdi boşaltmam lazım. Dövüklüyüm. Bakalım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Şurası da çok ıslanıyor böyle. Şöyle yapayım ben en iyisi. Gelecek. Biraz da babaannesini çok seviyor arkadaşlar. Barlas babaanneyi çok seviyor. Ve bana bir sarılınca oh falan yapıyor. Tatlı tatlı. Şimdi ben patlıcanları hemen şöyle küp küp doğrayacağım. Görebiliyor musunuz arkadaşlar? Bunu almayacaktım unuttum arkadaşlar vallahi. Çok neyse artık. Şöyle arkadaşlar. Pilavını yapacağım. Salatasını falan yapmayacağım. Salata, soğan salatası yapacağım yanına. Herkes pasta, soğan salatası. Biraz da domates kalmamış evde arkadaşlar. Onun için isterim şok market demişim. Hemen de açıkçası şu an isteyesim gelmedi. Bunun bu taraf şeymiş böyle. Tarafları böyle soymayacak. Yine soydum işte. Neymiş biliyor musunuz? Hani patates de olur ya. Onun gibi bir şeymiş. Şeydi yani. Çürük değil. Böyle benim bir ay sonra çürüyor patlıcanlar. Çoğunluğu bir tane falan atıyorum genelde. Bunu ne yaptım ben böyle? Küp küp yapacaktım. İnce ince oldu. Neyse. Bunları ben hemen airfryer'a atacağım arkadaşlar. Ete baktım güzel pişmiş. Şu içindeki şunu çıkartacağım. Bunun içine koyacağım böyle. Şöyle karışık pişirivereceğim patatesle. Azıcık bugün biraz daha iyiyim arkadaşlar. Hani biraz daha güçlüyüm böyle tam iyi oldu yok. Miray'ın boğazı daha yine gitmiş. Okula gidip geliyor çocuğun boğazları. O enfeksiyon geliyor tekrar ben anlamıyorum ya. Kalabalık ortamdan şey oluyor çocuğun boğazları. Kötü oluyor arkadaşlar.
böyle tavada kızartıyorlar tariflerde. Bunu ben şeyde görmüştüm, bizim abim Rana Dilara'yı eve getirdi. Böyle yapıp getirdiler bu evde. Annem bilinirdi şey, Antalya'da tatilde derdi. Oraya getirdiler arkadaşlar. Bir güzel olmuş, bir güzel olmuş. Onların tarif tam olarak nasıl bir... Sanki böyle patatesler küp küptü. Güzel yapıyor. Onlar böyle yapıyor. Fotoğraf falan atıyorlar şeyden. WhatsApp'tan atıyorlardı bir yerde. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Yanına bolca salatasını da yapıyor. Şimdi ben salatayı yapsam mı, yapmasam mı, istesem mi, istemesem mi? Sanki böyle soğan daha iyiymiş gibi geldi bana. Bu pişse de öyle mi yapsam ve vallahi bilemedim arkadaşlar. Neyse bakayım. Şimdi tencerede pişecek zaten. Şöyle biraz zeytinyağı yapacağım, yağlı olsun. Tuz yapmayacağım. Yemeğe yapacağım mı tuzu? Ben bir taraftan çorbaya koyayım. Ondan sonra şu patatesini oraya şey yapacağım. Bu kadar yeter ya. Değil mi arkadaşlar? Şu kabuklarını atayım çöpe. Etler. Böyle bir poşet kuşbaşı vardı. Yani biraz daha var. Bir poşet böyle aldım arkadaşlar. Yapacağım, güzel görünüyor bana. Şimdi bu böyle susuz olacak. Aslında yağda kavrulacak ama bu iyice pişmiş. Neyse ben bu et suyunu biraz pilava koyacağım. Biraz çorbaya koyacağım. Bu böyle arkadaşlar. Tavayı bir yıkayacağım.
gelsin. Bir için çorbada. Şimdi oluyor. Yeni çorba. Çorba çorba var. Onun için iyi olması lazım. Varlas. Miray Dans'ta. Şimdi bir tane patates çıkardım. Soğan da biraz birkaç tane kalmış. Son günlerde soğan çok tüketiyorum ben. Yani bir tane soğan, bir tane patates çıkardım. Patlıcanları çıkarttım arkadaşlar da patlıcanlar biraz eriklerde şey oldu. Karardı. Taze fasulye koydum o arada. Et altında üstüne katlayacağım. Üstüne de şöyle patatesini koydum. Soğan da yapıyor. Soğan kavrulması gerekiyor arkadaşlar. Ben şimdi soğansız yemiştim daha evvel. Hatırlamıyorum. Valla içinde ne vardı hatırlamıyorum. Zaten böyle kızardığı için pişer arkadaşlar. Onun için şu şeyi süzeyim. Galiba böyleyim. Tam hatırlamıyorum ama baktım tariflerine böyle soğan var bazılarında, bazılarında domates var, bazılarında sade böyle. Ben biraz şey pirincim çok koydum, bir bakalım. Bu pirinç kabaracak. Pirinci çok, şeyi çok az olacak. Olsun. Severiz. Yani tadı güzel olduktan sonra deneyelim bakalım pirincini. Böyle de güzel olacağını tahmin ediyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle yaptım. Ben buna biraz tuz koyacağım. Galiba kısık ateşte pişireceğim arkadaşlar. Çok da tuzlu olmasın değil mi? Şimdi fasulyem pişiyor, kavruluyor. Taze fasulye. Üstüne soğan doğradım, salça yaptım.
Onun üstüne ben bunu şeyde kullanacağım için. Çorbada da kullanacağım biraz. Galiba yeter. Bunun et suyu olmuyor gibi mi geldi arkadaşlar? Tam bilmiyorum. Sıcak su yapalım. Şöyle biraz tereyağı yapayım. Sıcak su da bitmiş vallahi. Yani. Tereyağı koydum. Ay, en güzel şey bitti arkadaşlar. Çorba, düdükle çorba kaynıyor. Kapağını kapatayım. Bunu böyle nerede pişireceğim? Küçük ocağı alayım arkadaşlar. Bu böyle yavaş yavaş pişsin. Su dolduracağım üstüne şimdi. Bu içine koyduğum suyla beni tıkırdasın. Sonra altını kısacağım. Şeyi açmayı unutmuşum bu arada. Bakın fasulyeyi de yeni koydum. Hepsini birden doğraya verdim arkadaşlar. Hepsini uçlarını aldım. Kolayca doğraya verdim. Yağ koydum, tuz koydum. Şimdi uçların hepsi de bunu yemeyiz. Yanına getirmiştim bir ara. Hepsi de yemişlerdi arkadaşlar. Bilmiyorum ben yapınca yerlerini bilemiyorum. Şimdi o biraz daha etlerini doğramış ama herhalde yerler bayağı sevmişlerdi çünkü. Pişmiş olabilir çünkü bu suyun az koyduğum için de biraz tutar. Ben bunu kapatayım. Burada da orkidye suyu var. Şimdi dökeceğim. Yumurta haşladığım su. Geçim arkadaşlar. Biraz çorba et suyu var orada. Salata yapacaksam eğer.
Şimdi biraz daha su koymuştum, onu da ilave edeyim. Şöyle. Şu ucucuna koyacağım arkadaşlar. Sonra bu suyu yutarak şöyle alayım ben çorbayı. Çalıyor galiba. Bir dakika arkadaşlar, kapıya bakacağım. Şimdi barlas gelecek. Ben burayı temizlerim ama yine de bir robotla benim hizmetçiyle şöyle alayım dedi arkadaşlar. Hiç kapatayım ben. Geçiyorum. Bu yemekleri bir şey ben size getireceğim. Bu robot olmadan açamıyorum çorba. Yanına böyle erimik bir süt gibi bir şey yapsam da olur. Erimiyor kaldı mı kalmadı herhalde. Olmuş arkadaşlar. Yemekte patlı yemeyeceğim diyorum. Yapınca illaki yiyorum arkadaşlar. Ama bu tencere şu tencere. Bunu da yapacağım. Şey olur. Şu tabaklara koyacaktım da. Hani böyle tepsiyle kütleyelim. Bisküvi yapıyoruz ya. Bisküviye yaptığımız şey yerini yapacağım. Böyle tatlı gibi ara tatlı gibi falan. Koymayacağım. Bunun gibi tutmuş. Bakayım ben çıkarttım gibi şey olmuş arkadaşlar. Ne pişirmiştim ben? Pilavın suyunu tam koyamadığım için onu koyayım. Sonra rahatlayayım. Bir tarafta taze fasulyem de yanmasın. Geçen gün ben şey yapmışım biliyorsunuz. Görünüyor şeylerde. Videolarda. Tavuk yapmıştım tavuk. Geçiyor pirinç. Ben o seviyeye getiremedim bir türlü. Çünkü su ilave ediyorum pirinç semavere. Biraz geçti de daha geçmedi arkadaşlar. Size göstereyim. Hocam arkadaşlar daha tam olmadı. Yeşil biber koyalım. Evet.
Şöyle güzel bir doğraya vereceğim. Yandan temizleyeceğim, kireç. Kireç akıyor arkadaşlar. Çorbam pişti. Üzerine sıcak su, es su ilave edeceğim. Kaynatıp orada. Sonra makbule miydi? Makbule miydi? Neydi bu? Makbule değil tabii ki de. Arkadaşlar yaklaştı. Yarım saat pişecek böyle. 20 dakikaya da. Ben pirincini çok koyduğum için suyunu çok koyacağım. Vallahi aynen şöyle oldu. Biraz et suyu koydum içine, tuz koydum, her şeyi koydum arkadaşlar. Bu böyle kısık ateşte pişsin. Bir taraftan şunu koyalım, kendi kendine böyle olsun. Onu böyle şeye koyabilirim. Tepsiye dökebilirim. Dilim dilim yapabilirim. Bilmiyorum şu anda ne yapacağım. Böyle tatlı canım çekmeyeceğim ama az bir şeker koyalım. Ceviz üstüne yapayım. İnsan cevizi varsa ondan yapayım. Yoksa sadece ceviz olsun. Üstüne parça yapayım arkadaşlar. Bir ayrıca baharat olsun. Şuraya ceviz çıkarttım. Yemeklerim pişiyor. Kek yapacağım ne biliyor musun? Şurada domates vardı ya. Yani. Nerede? Bakalım. Bir tane domatesin bulutundan çıktı arkadaşlar. Bakın. İstemedim vallahi. Şu an canım istemedi yani. Bunu doğrayacağım. Taze kutuya doğrayacağım. Kabuğu sorun yok. Arada fazla domates oluyor ya, alıyoruz. Böyle zamanlarda atmışım. Arkadaşlar, öyle zamanlarda atmışım. Sıcak oldu, sıcak arkadaşlar. Galiba bunun birazcık erimesi gerekiyordu. Neyse. Maklube arkadaşlar, maklube. Yanına salata oluyor. Ama ben salatayı bir şekilde yapacaksam yapacağım arkadaşlar. Bakacağım. Karıştıracağım bu irmik tatlıyı da şimdi. Biraz sonra açayım arkadaşlar. Bu domates kavrulsun, fasulye ondan sonra koyacağım. Pilav pişti arkadaşlar.
Şimdi kapattım. Tabağına bakacağım arkadaşlar. Biraz da tabak da olsun. Karıştırdım biraz. Geldi bizimkiler. Şimdi tabağa koyarken ben açayım arkadaşlar. Üstüne biraz tarçın yapacağım. Geliyorum. Şimdi kesilinceye kadar zaman geçer. Geliyorum, geliyorum. Bir dakika. Varlas gelip geldi Varlas. Hadi bay, siz görüşürüz. Domates istedim şeyden. Hemen de marulum da var idi. Bizimkiler geliyorlar. Marulu yıkadım, güzeldi. Dış kabuklarını aldım bayağı bir. O halde uçlarını yine aldım arkadaşlar. Barbuma sırası yapıyorum artık. Dolaptaki barbumu. Şarjım bitmek üzere. Şimdi bizimkiler geliyor Bardes'te annesi. Onlarla yemek yiyeceğiz. Artık bizimkiler de geldikleri zaman yesinler. Yarım saat falan geçtim. Bardes uyumuş. Ben de biraz yoruldum, azıcık 5 dakika şöyle sırtımı şey yaptım, ben dinlendim arkadaşlar. Müller'le birer şey yedik, bir tane yapmıştım ya. İrmik tatlı. Onu yedik, Müller bir içecek içti, ben bir içecek içtim. Da şimdi beraber yemeğimizi yiyeceğiz. İşte burada mı, buraya mı koysam? Domates doğrarken ben haber ver.
Nerede Barlas daha iyi yer onu bilemedim. Geçen kahvaltı yere koymuştum. Domates doğruyorum Mila. Doğruyorum. Domates mi yiyeceksin? Hemen ben bu bizim çocuklara 3 tane kefir istedim. Orman meyveli. Bir tane ayran istedim. Biraz domates, biraz salatalık. 500 lira mı? Vallahi salatalık istedim arkadaşlar. Salatalığın bir tanesini düşürdüm. Şuraya attım. Yıkarken düştü. Eşime dedim gel. Enes'e dedim gel yiyelim. Eşimle bir işim var. Enes dedi can istemiyormuş. Keyfi yokmuş. Artık biz yiyeceğiz arkadaşlar. Dilara'yı aramadım Dilara'ya. Yolunu arayamadım gerçekten. Yani çalışıyorum nerede bilmiyorum. Nasip olursun nerede yerler. Şarjım bitti bitiyor arkadaşlar. Bu kadar yeter mi? Soğan yapacağım. Seyirde sıkılmış, ağlamış. Bir çocuk hasta olunca haliyle sıkılacak. Bir de böyle hep gezmek istiyor şimdi. Büyüdü yürüyor ya artık. Hep böyle gezecek, oynayacak. Öyle istiyor arkadaşlar. Durmamış evde. Kesin o beni özlemiştir. Halasıyla beni özlemiştir kesin. Gidemedik biz de dün. Gidemedik değil, hasta diyerekten dedik hani şey olsun, birazcık daha dinlensin. Bir de halasın boğazı var. Şimdi şarjı kadar şu şeyi çevirelim. Bardak bölümü de dolu makinede. Dışarıya gitmeye, dışarıya gidecek gibi giyindim böyle şeyimi giydim. Arkadaşlar bluzumu. Bunun için hemen zeytinyağı yapacağım. Çok da böyle yemeğin yanında sulu sulu olmasını da istemiyorum. Çok az şundan yapayım şöyle. Sirke. Biraz tuz. Daha bile suyunu siliyorum ya. Şu yemeği çevireceğim arkadaşlar da. Nasıl bir şey oldu bilmiyorum. Artık vallahi saate falan da bakmadım. Şöyle biraz tuz. Fasulye de pişti. Suyunu iyice çektirdim. Şu bez de ıslanmayacağım. Şöyle içinde domates salatalık var. Domates salatalık herhalde bir yarım kilo kalanmış. Ondan sonra biraz daha reisi yapalım yeter arkadaşlar. Çocuklarımla beraber yiyeceğiz. Torunumla beraber. Poşeti hiç biriktirmiyorum arkadaşlar. Bir poşet şeysi oluyor evde. Böyle bir poşet dağınıklı oluyor. Hiç hoşuma gitmiyor. Eskiden biriktiriyorum.
Oraya buraya şuraya sokuyoruz dolabın yanına falan. Hiç artık epeydir o boş kavanozları bile biriktirmiyorum arkadaşlar. Hiç hoşuma gitmiyor artık. Bir dakika arkadaşlar. Salatayı karıştıracağız. Konsoldaydı arkadaşlar bu. Çok iyi oldu. Yukarı dolapta böyle bir dolap kapanmıyordu. Konsolu aldım. Vallahi çok iyi oldu. Böyle arada lazım oldu işte. Su lekesi olmuş. Şu yemeği çevireceğim. Bakalım nasıl olacak. Çevirelim beraber. Bismillahirrahmanirrahim. Bizimkiler hemen geliyor. Bak siliyorum siliyorum su oluyor. Bismillahirrahmanirrahim arkadaşlar. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ne kadar güzel oldu arkadaşlar. Vay. Ben bunu bir ilk yapışta başarırım, sonra da başarırım arkadaşlar. Aynen böyle. Vay vay vay. Harika olmuş ya. Süper. Canınız çektiyse hemen yap. Hemen yap. Hemen hemen. Hakkınızı helal edin. Bu kadar güzel olacağı aklıma gelmemişti arkadaşlar. Şöyle. Açıkçası nereye koyacağımı da bilemedim. Buraya koysam, burası sıcak. Masaya koysam, böyle. Orası nerede rahat eder bilemedim arkadaşlar. Şu camı açayım, burası birazcık şöyle bir şey olsun. Bir serinlesin. Camı bir açayım şöyle, çok sıcak oldu. Bunu böyle kapatacaktım ben işte. Bir dursun şimdilik. Geldi mi? Çorbayı koyayım arkadaşlar. Sonra şeyi koyayım. Herkes bir hasta ya. Aman arkadaşlar, hakkınızı helal edin. Gerçekten ben böyle şeyi sevmiyorum ama video çekiyorum diye. Vitamini.
şeyden hemenden al domates salatalık. Poşeti aldım. Yerleştirin. Şey yemek koyacağım içine. Şöyle ayran aldım, şöyle ketir aldım. Ara ara besinler diye arkadaşlar. Onları koyacağız. Şimdi poğadamız. Poğadasını sevdiğim de oldu diye ümit ediyorum arkadaşlar. Çorbayla başlayalım. Şimdi çağırdım bitecek. Biterse görüşmek üzere. Şöyle bakın. Kızım sen camı niye kapatıyorsun? İçeri sıcak oldu. Sinek böcek gelecek diye Nilay ondan şey yapıyor. Sürekli cam kapatıyor. Akşam da böyle oturuyoruz ya buraya. Nilay hemen kapatıyor. Arkadaşlar. Evet. Oldu. Çorbamız böyle. Bir sürü çorba var içinde. Şimdi şu yemeği nasıl koyacağım arkadaşlar be? Bir söyleyin bakalım. Şöyle yapsam alsam dağılır mı acaba? Aa, güzel oldu arkadaşlar. Biraz daha oldu. Bu iyi oldu. Bildiğin etli pilav işte arkadaşlar. Patates şeyi var sadece. Bu da iyi, fena olmaz işte. Tamam. Şimdi ne yapıyorum? Kaşıkla topluyorum, kenarlarını siliyorum. Gelenler yiyecek. Mak. Neydi bunun adı? Bak burada arkadaşlar şansım bitiyor. Biraz dağılık, biraz şey. Bunu kaşıkla alıp koymuştu bizimkiler geçen de. Ben böyle yaptım. Şekli bozulmasın diye. Şimdi ne koyuyorum ben? Hemen pilavın yanına susuz fasulyemden koyuyorum şöyle birer kepçe. Suyunu iyice çektirdim şimdi yemeğimin dolmaz diye. İlk koyduğum güzel oldu arkadaşlar. Güzel koydum tabağa.
biraz özensiz koymuş gibi olabilirim ama şöyle koyduğum zaman güzel oldu. Hemen etli pilav yapıyorsunuz, yiyorsunuz ya da maklube yapıp yiyorsunuz. Şimdi ayran için bardak getireyim. Ya bizim bardaklar nerede Allah aşkına? Yok mu? Hepsi aynı olsun diye düşündüm ama olmadı. Bir tarafı temiz, bir tarafı şey kirli. Yani iyi yıkanmadığı için yine ben çalkalayayım arkadaşlar. Bu temiz. Sakın oradaki çocuklar. Ayranımızı koyalım. Galiba tatlıyı koyamayacağım. Çünkü erimiş arkadaşlar. Erimiş diyorum ya, şey olmuş. Tam donmamış. Afiyet olsun. Hepinizin ekmeği bölüyorum. Diyorum yanındaki ekmeği ne derseniz salatanın yanında yenir arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar, tabaklar. Güzel oldu ya. Bugün becerikli miyim? Değil mi? Hadi görüşürüz bakalım. Selamlar, sevgiler. Aziz Allah, şefaat ya Resulallah. La ilahe illallah, Muhammed Resulullah. Bardak kalmamış arkadaşlar. Biz yemek kızımı almaya gideceğiz işte. Tabii ben bugün tatlı koyacaktım, unuttum. 22 böyle tabağa koyacak şekilde değil de böyle daha tepsiden yedik hepimizde. De şey Enes'le babası akşam yemeğinde yani. Koyacaktım, unuttum. Allah'a ekber diyeyim arkadaşlar. Yazın bakın ya sezonu. Gerçekten o tatlı yedim de yemeyeceğim dedim. Kanalıma hoş geldiniz. İyi akşamlar. Gününüz ben balkonda oturacağım demiştim arkadaşlar. Bir türlü oturamadım. Hava da o kadar güzel ki böyle hafiften esiyor. Dün gece yatarken yaslamazım kıldım. Bugün de öyle yapacağım. Gece yatarken yaslamazım kılıp yapacağım. Yatacağım ve abdestle yapmış olacağım. İyi oluyor arkadaşlar. Bugün sabahleyin yürüyüş yaptım ben. Atamıyorum şey değil mi? Attım. Yo, biraz.
Burada tabaklarını yıkadım. Bunun içine azmış çorba var. Burada bu yemeğin adını atın. Baklava mıydı? Baklava. Biraz taze bir su var. Sen getireceğim. Gelsin. Bunları sevdiğimi. İşte akşam çocuklar falan hepsi yediler. Enes, babası. Çoluk, çocuk hepsi yedi arkadaşlar. İşte bahrası ben çorba verdim. Birazcık şeyden yedi olur. Şu pilavın. Baklava'nın pişik, eti güzel pişmiş. Ondan bayağı 5-6 tane yedi arkadaşlar. Yarısını yiyor, yarısını şey yapıyor. Isırırken düşüyor yere. Ondan sonra yine de yedi. Biraz çorbadan koydum dedim yarın. Dolaba koy, yarın yedirsin annesi. Zaten çorbasını falan yapıyor da. Koydum. Biraz et suyu haşladım ya ben böyle sulu pişirdim. Onun suyundan koydum yemeğe falan koy diye pişirdiği yemeğe. Bağrısı kefir almıştım. Kefirinin birazını içirdim. Biz kahve içerken bağrısı kefir içti. Kahve diyerek içiriyorum ona. Enes, Miray'a da şey yaptım böyle. Kahveden biraz döktüm, süt koydum. Miray'a da öyle. Böyle hepimiz oturduk burada kahvelerimizi içtik. Madem suyu açtık yanına, Barlas bağırıyor, ben de içeceğim. Babası alıştırmış ona, biraz biraz veriyor. hadi açın açın bir tane daha açın Barlas'a dedim annesi. Dedim birazcık içeyim madem dedim, birazcık verdim. Derken bayağı bir yerlere falan bir geldikleri zaman, biz bir yedik, Miray okuldan geldi. Hiç buraya gelmiyor yine, dışarıda oynayacağım diyor. Dışarıda oynayacağım diye bağırıyor. Oynayacağım diyemiyor yani, konuşmuyor o kadar, yani daha konuşmuyoruz bir yaşında. Şey yapıyor, ayakları geri geri gidiyor böyle, eve girmek istemiyor. Sonra biz de onlara bekliyoruz yemeği. Saat 4 gibi oldu annesiyle Barlas'ı, hasretle Barlas'ı. Dedim ki şey, dışarıda biraz oynasın dedi annesi. Miray da gelsin dedim, daha halası okuldan geldi, yemek yemedi dedim, gelin bir yemeğimizi yiyelim. Ondan sonra dedim gidip oynatırsınız dedim. Ona baktım Barlas halası yemek yemedi deyince gelmeye başladı arkadaşlar. Böyle bir şey ki anlıyor yani. İyi geldi. Sonra işte ne yapacaksınız? Dışarıya çıkıp oynayacak mısınız? Yoo dedi hasret. Dedim bağırsa tamam mı, gideceğiz oynayacağız dediniz ya, söz verdiniz dedim. Ya söz verdik de boşver falan dedi. Dedim o zaman bağırsan özür dileyeceğiz. Hepimiz söz verdik tamam dışarıda oynasın diye dedik. Hadi özür diledik hepimiz. Özür dileriz bağırsa dedik. Ondan sonra ben de küçükken bile falan hep böyle yapardım. Dışarıya hani çıkartacağım. Çıkartamasam özür dilerdim. Neyse içeri girdiler, yemeğimizi yedik güzelce, ben Barlas'a işte yedirdim. Yine o tarafa oturdum, hani o koltukta rahat otursun diye, ama yine de kucağıma tutturdum. Orada yine yerlere falan döke saça, öyle Barlas'a fazla bir şey yemedi zaten böyle. İki tane, iki parça bir kuşbaşı yedi. Akşam birazcık yedi işte, akşam bir tık fazla yedi. Derken aralarda işte kefir, şu bu, bir tane elma verdim, biraz ondan yedi falan arkadaşlar. Neyse Barlas'ın uyku saati gelince mezun izlenmeye başladı, götürdüler. Şey yaptım ben bugün Barlas'a bize, soğan rendeledim, karabiber, bal yaptım. Bir yaşını geçti ya, bal da verebiliyoruz. Birazcık verdim, sanki Barlas'ın bir yemek gibi hissetti, iyi verdi. Sonra iyi hadi o anda iyiydi, o arkasından bayağı bir şeyler yiyip içiremedik. Halası, ben. Annesini unuttum bak, annesi gerçi ben hastayım, rahatsız değilim dedi. Yiyecek misin dedim, hayır istemiyorum. Ha, kaşık verdim de yemedi, istemedi. Onlardan hepimiz birer kaşık yedik. Çay kaşığıyla, ben biraz büyükçe tatlı kaşığıyla yedim. Normalde yemek kaşığıyla yiyordum. Gider ayak yine dedim hadi Barlas'a şu şeyden vereyim, antibiyotik vereceğim dedi yarım saat sonra. Şu şeyden vereyim yine dedim, soğanlı karışımdan hani biraz daha rahatlasın. Barlas tabi tadını aldı ya, biliyor. Aldı tabağı, şöyle bir vurdu kapıda. Küçük bir tabağımız vardı ya bizim, yuvarlak. Yere düştü, kırıldı, her yere soğanlar, ballar saçıldı arkadaşlar. Barlas ağladı, ağlayacak sesten korktu. Dedim aşkım hiç korkma, şey yapma, ne olacak, üzülme. Bir şey olmaz falan diyorum, ben de onu böyle rahatlatmaya çalışıyorum. Yere dökülenler de zaten ben diyorum ya olsun, ne olacak, dökülsün bak, çiçek yapıyorsun sen oraya falan diyorum. Şey yapmıyorum, ben öyle kızmıyorum arkadaşlar. Neyse Enes dışarıya şöyle bir bezle, peçe değil mi, ıslak mendille biraz aldı, onlara gönderdik artık, olsun önemli değil falan diyerekten gönderdik. Allah'a emanet olun, hayırlı akşamlar diye gönderdik. Ondan sonra ben güzelce Miray getirdi ıslak mendili, peçete aldım, poşete koydum, kapının önüne koydum arkadaşlar, orayı temizledik, kapının tam eşiğine döküldü.
Onları gönderdi ki ben şurada birazcık oturdum, bir şeyler içtim falan. Ondan sonra iki çanta vardı, onları dışarı izlerdim. Tamam aşkım, Yeşilçay'da olurdu da Dilara'yı almaya gidecek. Dilara gelecek. Onlar işte yemeklerden ikram edeceğiz. Onlar da yerler. Gelirler mi? Gelirler mi? Onu da bilmiyoruz da gelirler diye planlıyorum ben. Bulaşıkları makineye, altı boştu, bardak, bir sürü bardak vardı. Onları makineye doldurdum. Şu ahşap tabaklarımı elimde yıkadım. Şimdi makineyi çalıştırdım işte. Onlar gelince de işte bardak, çay bardağı falan kalmamış. Çay falan içiyoruz. Çocuklara çay koyacaktım, unutmuşum. En eskili. Onlar gidince aklıma geldi, çay bardağı falan işte yıkanacak dedim. Şimdi Dilara gelir, onlar da çay sever. Dedim makineyi çalıştırayım, taraftan içinden alırım diyerekten arkadaşlar. Şimdi de bir şeyde balkonda yeşil çay içeceğim. Şöyle bir orada oturacağım, dinleneceğim diyorum. Biraz dinlendim, kaç saattir oturuyorum da. Şu an saat 10 olmadı, 9, 10'a 20 var. 5 dakikada içivereceğim, sonra biz beraber Dilara'yı almaya gideceğiz. Beraber gidelim. Şimdi içeride uyuyor. Yorulmuş. Babanı gösterme. Yok babanı göstermeyeceğim. Babası. Saat 10'a çeyrek var. Tamam. Bir arasana kaçta çıkacak. Ben hemen 2 dakika şunu içivereyim ya. Hadi aşkım sen içeyim. Tamam ama sen kalkman lazım. Kızırım hazır buyurun. Kızım baba, bir dakika. Kalkma. Ya tamam. Anne telefon gidiyor. Aşkım bir dakika. Şayda annesinin tişörtünü giydim bir ayda. Yok bu benim. Yalan açma. Çamaşırlar, havlularımız daha kırmadı. Ama kapıyı kapatacağım, böcek giriyor. Ne böceğe giriyor? Ya bir sürü böcek giriyor, beni ısırıyor. Senin aşkım benim telefonum orada, 2 dakikada içi vereceğim. Seni ısırma. İşte yarın bu çiçekleri, çaydaki çiçeklerin falan büyük saksı almam lazım. Onlar böyle birkaç tane değişecek çiçeklerim var arkadaşlar, onları yapacağım. Orkideleri toprak olmuyor herhalde. Orkideyi ne yapacağım bilmiyorum. Ama internetten bakacağım nasıl toprağı nasıl değiştiriyor diye. Ama o kadar güzel ki. Böyle mis gibi bir hava var arkadaşlar, çok güzel. Ya şurada da oturasım geldi açıkçası. Bir oturacağım, şimdi hemen gideceğiz Dilara'yı almaya. Yeşil çay içiyorum. Arkadaşlar. Çiçek toprağını değiştirdim, çamaşırları ekledim, bazılarını katladım. Yemek yaptım, güzel yemek yaptım. Barlas'la ilgilendim. Hatta bir arada ben Barlas annesinin yanında uzandım. Ben de o arada azıcık uyumuşum ikindi namazından önce. Ondan sonra kalktım, ikindi namazını kıldım. Akşam namazını da kıldım sonra. İşte. Derken yatsıyı da yatarken kılacağım arkadaşlar. Biraz daha kalın olunca hemen kurumuyor. Bunları da yarın katlamıyorum. Kursun önce sabah kadar. Yarın ne yapacağım derseniz robotum yine süpürecek. Ben yine şöyle temizlik yapacağım. Bakacağım, göreceğiz arkadaşlar. Başka da planım sabah yürüyüş. Yarın da belki kısa bir yürüyüş yaparız. Ya bugün yürüdük, yarın yürümeyiz. Yarın spor yaparım. Anneciğim de gitti İstanbul'a. Kadın ayıp oldu. Yani kalacaklar dedim, kalmadılar. 2 hafta sonra geleceğiz dedi. Ben hep şimdi gezmeye gibi gitti. Neyse 2 hafta sonra bize gelecek arkadaşlar. Biz de gelecek. İstanbul'a varmışlar. Saat önce oğlumu aradım. Ahtayısın. İstanbul'da girdik biz, daha evlerine varmamışlar da. Böyle arkadaşlar. Hemen içinde gitmemiz lazım, çocuk işten çıkacak. Biraz da geç çıkıyor bazen saatinde. Şu çiçeğim ne kadar güzel açtı. Bunun da böyle toplam aramam lazım. Bunlar biraz dayanıklı oluyor arkadaşlar. Toplamı şöyle bir değiştirmem lazım. Onun gibi bir tane çiçeğim var, onu
bahçe çiçeği o. İlhan'ın bahçede kokartmıştım, getirmiştim. İlhan'a da söylemedim ben. Söylesin ne olacak, izinsiz almıyorum öyle hiç. Bu asır kahvesi İlhan yapmıştı aşağıdaki saksı. Onda bir çiçek var. Onu en toprağını değiştireceğim. Onu da değiştirince güzel büyüyecek arkadaşlar. Böyle bir kutu olmuş falan. Gülüm kurudu çünkü su vermemişim. Sonra da gül almam lazım. İşte burada balkonda çok aşırı sıcak olduğu için gezin. Şu çiçeğim dayanıklı. Diğerleri dayanıklı değil arkadaşlar. Güneş de soluyor. Kuruyor. Antalya'nın sıcağı bizim de böyle güneş alıyor balkon. Terbiye de yapsam. Ne yapabilir misin aşkım? Hadi iyi akşamlar arkadaşlar. Biz hemen gideceğiz.